seviyorum.
Köyünün delisi olmayan var mı yoksa? Bunda 4 yıl üst üste geliyorum. Subah nereye bağlamış? Orada Subah diyor. Subah da bizim, Karaoğul da bizim, Dereköy de bizim. Değil mi? Genel ismi Dereköy. Efendim, bu üç mahalleden oluşan bu güzel köyümüzün 4. yıl organizasyonundayım. Adına da sizlere ayrıca selamlıyorum. Şöyle Dereköy'e yakışır da Medya TV ailesine yakışır bir alkış istiyorum size. Medya TV'ye gelsin. Çok teşekkür ederim. Bugün özellikle hayatımda ilk kez kırmızı beyaz bir gömlek giydim, sahneye çıktım. Kırmızı giydim ama kırmızı beyaz hiç giymedim. Neden kırmızı beyaz giydim? Efendim, bayrağımızın indirilmeye çalıştığı bir ortamdayız şu anda. Bayrağımızı kimse indiremeyeceği için ben de bugün dedim ki kırmızı beyaz bayrağımı temsilen çıkayım oraya dedim. Bizim bayrağımızı kimse indiremez. Sözlerine de güvenmeyesin.
Efendim ağamıza bu kadar mı olmuş? Nerede Karaköy? Nerede Subah? Nerede Nero? Bu kadar mı olmuş? Helal olsun valla. Her devre Allah böyle ağa nasip etsin. Ama herkesin gönlüne göre gitmelsin. Sağ olun. Hoş geldin. Şerefler verdin. Hoş geldin. Yasin buyur sahne senin. Seni biraz aşağı dur. Efendim. Teşekkür ederim. Turan abi. Teşekkür ederim. İzzet abi geçen sene biliyorsunuz burada çok güzel bir arttırmayla ağa seçmiştik. Tabii bu yıl ağamız ayrı bir şekilde, ayrı bir renkte aramızda. Biliyorsunuz İzzet abi geçen seneden çalışmasına başlamıştı. Çok güzel bir albümle aramıza geldi. Öncelikle İzzet abi ben sanat camiası içerisinde zaten vardı. Çok sanatçıya destek verdi. Sanat camiasına gönülden destek veren adam sanatçı camiası içerisine katıldı. Ben bir kardeş olarak her zaman İzzet abinin yanındayım. Nacizane sanatçıya gönül verenler de gün gelir sanat camiasının içerisine girermiş ve ben de onur ve mutluluk duydum İzzet abinin aramıza katıldığı için. İlkini yaptık ama bir gece yaparız değil mi? Albüm için özel bir gece. Orada kardeşin her zaman yanındadır. Bunu da bilmeni istiyorum. İnşallah Ekim'de de bizim yeni albümümüzün gecesine sizleri başta İzzet Bayramı olmak üzere hepinizi davet edeceğiz. Şimdiden selam olsun. Evet, bir istek geldi. İstek Şırnak'ta askerlik yapan bir dostumuz için asker türküsü istemiş. Evet, askerlerimize ayrı bir değer, ayrı bir önem veriyorum ben. Bütün askerlerimize gelsin. Evet. Bir eledim eledim, hörlük eledim, aynalı beşikte falan, bebek beledim diyoruz. Evet. Thank you.
Gençleşmiş. Vallahi billahi. Ben bittim, ben okey'e dönüyorum. İzzet abi, sen ne dersen o tara. Hoş geldin abi. Sefarla gidin. Başkanların başkanı. Hoş geldin, sefarla getirdim. Geç geldim bugün, ona göre. Ben görmedim seni. Hacım nasılsın, iyi misin? Abi şapka güzelmiş. Neresindeyim? Ben Çorum'su burada. Çorum mu? Doğru, eskiden Karahisar'a bağlıydı. Doğru. Sıkıntı yok. Başka. Sen nerelisin adam? Ha? Nerelisin? Yani. Kayseri mi? Tamam. Vay benim adamım. Hoş geldin. Abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Benim adamlarım burada. Yamaç köyü, su şehri Yamaç. Evet başkanım hoş geldin. Muradım sen de hoş geldin tekrardan. Evet. Şimdi ben fazla o tarafa yanaşmayayım çünkü ötüyor. Ötüyor. Sayın Dernek Başkanım, derneğimizin çok değerli temsilcileri, yöneticileri, beyefendiler, hanımefendiler, aranızda bulunmuş olmaktan büyük onur duyuyorum. Benim ismim Muhterem Şahin, Lokman Çağrıcı Bey'in başkanımızın danışmanıyım ben. 15 yıl belediye başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Şimdi başkan danışmanı olarak sizlerle birlikte burada bulmuş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Kendisinin yoğun programı nedeniyle ben temsil etmeye çalışıyorum burada ve selamını sizlere iletmeyi istiyorum. Bizim amacımız kendisinden yetki aldığımız, bizi destekleyen insanlarımıza hizmet etmek. Hizmet ederken de aksak tarafları varsa piknik yerlerimizin onları giderebilmek, eksikliklerini tamamlayabilmek, varsa yanlış bir takım uygulamalarımız onlardan daha iyiye geçmek gibi. Yani sizlerin ikazına, duasına ihtiyacımız var. Bu manada sizlerin arasında bulunmuş oluyorum ben. Hakikaten Çebi Karahisar, daha evvel ben Giresun'a da gittiğim için Lokman Başkanımızla birlikte Anadolu'muzun çok güzel yerlerinden bir yer. Yani doğal manzara olarak Karadeniz'den daha iyi bir manzara ben dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Belediye imkanlarıyla yaklaşık 15 ülkeye gittim ben. Ama bir Türkiye'nin, bir Karadeniz'in güzelliğini inanın ne New York'ta bulabilirsiniz, ne Çin'de bulabilirsiniz, ne Hollanda'da. Mutlaka sizler de yurt dışına çıkmışsınızdır. Ama bizim Anadolu'muzun, bizim Karadeniz'imizin insanları da güzel, manzarası da güzel, ortamı da güzel. Dolayısıyla burada bir gün bir araya gelip hasbihal edebildiğiniz için ve biz de sizlerle birlikte bulunabildiğimiz için kendimizi mutlu ve şanslı hissediyoruz. Medya TV'ye de buradan selamlarımızı sunuyoruz. Ben hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. İşte bu. Dedim bu kimin yar, dedim bu kimin yar, dedim bu kimin yar, de çok canları yakmaz. Dedim bu kimin yar, dedim bu kimin yar, dedim bu kimin yar, de çok canları yakmaz. Happy.
değerli misafirimize her şey gönlümüzde olsun diyorum. Tüm babaları babalar gününü kutluyorum. Thank you.
Sen beni sevseydin arar bulurdun. Mühünün telinde doğar bulurdun. Madem ayrılmak da sözmüş senin muradın. Niye beni ateşine yandırdın? Niye beni ateşine yandırdın? Desteğini esirgemeyen birçok sponsorlarımız var, belediyelerimiz var ve maddi ve manevi destek veren kurumlarımız var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz, bu yönetim kurulu tabii tek başına yapılan bir şey değil. Bu yönetimin başarısıdır. Hepimiz bir şekilde belki bugünün evveliyatında yoğun bir çalışma süreci geçirdik. Bugün hazırlandık. Bilirsiniz ki çalışan insanlar çok konuşmayı beceremezler. Bu noktada bizi de maruz görmenizi istiyoruz. Bizim derdimiz size burada aksatmadan, kimseyi küstürmeden, darıltmadan bir program yapmak ve en iyisini yapmak. Her zaman hedefimiz şu oldu: bir önceki dönemden çıtayı biraz daha yükseltmek. Her zaman bunu yaptık. Şunu da iyi bilin, bu kadro, bu yönetim şu an birçok derneklerde ve başka sivil toplum kuruluşlarında görev yapan arkadaşlarımız ve bunlar eğitimli insanlar. Emin olun hiçbirisinin bir çıkarı yok. Sadece şu an ülkemize çok çok ihtiyacımız olan barış sürecini en küçük çekirdeği olan köyden ve ilçe bazında, il bazında bir araya getirmek, bu barış sürecini sağlamak için bir aradayız. Bu yüzden dolayı, işinden dolayı zarur olarak gelemeyenler var, onlara bir şey demiyoruz ama burayı önemsemeyip ya da başka nedenlerle gelmeyenlere de açıkça gönül koyuyoruz. Onlara da buradan bu sesimizin gitmesini istiyoruz. Bir diğer konu, dostlar, biliyorsunuz değerli üyelerimiz, bir yer aldık. Derneğimizin bir mülkü olması yıllardan beri istenen bir arzuydu. Kurucu başkanımız İbrahim Taş'ın zamanında beri mücadele ettiğimiz, bu dönemde bize nasip oldu. Bir yer aldık. Biz, siz değerli köylülerime, üyelerime, hemşerilerime güvenerek bu yeri aldık. Bu noktada bizi biraz, nasıl diyeyim, tehir ettiniz veya yalnız bıraktınız. İnşallah bundan sonra bu konudaki eksikliğimizi tamamlarsınız. Orada maddi bir sıkıntımız var. O sıkıntımızı giderecek maddi desteğinizi bekliyoruz. Üye aidatları konusunda ya lütfen, yani derneğimizde ya da burada şu an yönetimden bir arkadaşımıza makbuz mukabilde aidatlarınızı ödeyebilirsiniz. Hani biz sizin ayarınıza gelemeyebiliriz veya denk gelemeyebilir. Siz toplantılara gelemiyor olabilirsiniz ama burada bunu şu an sağlayabiliriz. Bir diğer nokta, değerli dostlar, acil durumlarda kan gruplarına ihtiyaç oluyor. Şu an üyelerin yarısının kan grubunu bilmiyoruz. Bir de bununla noktada hassasiyet gösterip kan gruplarınızı bize, yönetimdeki arkadaşlara bildirirseniz onları da elimizdeki listelere dahil edelim. Bir diğer şey, bayanlarla ilgili, hanım kollarıyla ilgili, Ebru arkadaşımız yönetimde burada. Bugün sizden istediğimiz bayanlar, iletişim telefon numaralarınızı Ebru Hanım'a vermenizi istiyoruz.
Neden? Bizim beyler bir kadınlarla ilgili program yaptığımız zaman özellikle bayanları götürmek külfet olacağı için size, sizin bayanlarla ilgili yaptığımız programları söylemiyorlar. Neden? Çünkü götürme derdine katlanmak için. Çünkü söyleseler siz gitmek isteyeceksiniz. O yüzden biz size direkt SMS yoluyla ya da internet yoluyla, mail yoluyla ulaşmamız için iletişim bilgilerinizi lütfen Ebru Hanım'a, bayan kadın kolları sorumlumuza Ebru Hanım'a yazdırmanızı istiyoruz. Bu önemli. Diğer birisi, üye değilim diye iletişim bilgileri vermeyen gençler var. Gençler, sizden de istiyoruz internet ve cep telefonu numaralarınızı, üye olmanız önemli değil. Bunu yönetime bize bildirirseniz size de tüm faaliyetlerden haberdar edeceğimizi söyleyeyim. Müziği kafada. Kaç tane? 10 tane aldı Birol abi. Teşekkür ediyoruz Birol abi. Sağ olasın. Evet. Şimdi artık koşumuzu yavaş yavaş arttırmaya sokalım. 2013-2014 yılı ağamız plakası ne? Plaka. Efendim, halı yıkama arabası varmış burada. 99-88 minibüs. Bir aracının başına giderse iyi olur. Evet, İzzet abi. 2013-2014 yılı ağamız. Aynı zamanda köyümüzün çok değeri, yöremizin çok değeri. Değerli bir iş adamımız. Ve albüm yeni çıktı ama daha tanıtım yapılmadı değil mi İzzet abi? Çok güzel de bir albüm yaptı İzzet abi. Birazdan da zaten güzel eserlerini dinleyeceğiz. İzzet abime hem iş adamı olduğu için hem iyi bir Dereköy, Subak ve Karaoğul sevdası taşıyan bir abimiz olduğu için ve aynı zamanda göremizin çok değerli bir güçlü sesi sanatçı olduğu için bir güçlü bir alkış istiyorum sizlerden. Ben İzzet abime soruyorum, İzzet abi, kaçta başlatalım? Meleyecek mi? Bakalım meleyecek mi? Davuzurna nerede? Davuzurna. Abi görüyor. Daha uzun ekibimizi sahne önüne rica ediyorum. Evet geldi. Daha uzun ekibimiz geldi. Aha da meledi vallahi. Tamam. Başlatıyor muyuz? Ses mi yok? Başkan bu meliyor başkan. Karahisar'dan mı getirdin bunu? Çimen nerede? Çimenler suyunu da çok içmiş bu. Yok. Başkan yün mü bu? Yoksa et mi var? Dur dur. Başkan. Evet, ben Sayın Devlet Başkanımız Alaaddin Bey'i buraya almak istiyorum. Biliyorsunuz yakın köylüyüz. Hayrettin abi. Yamaçköy Devlet Başkanı Mehmet Bey. Yaygın Söğüt Devlet Başkanı Hazım Bey, lütfen. Thank you.
Giresun Federasyonumuzun başkanı, çok saygıdeğer başkanım Turan Bey aramıza katıldı. Federasyon başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Bir alkış istiyorum federasyon başkanımıza. Seçimden sonra huzura değer biçiyorum dedi. Şimdi ben soruyorum, artırmak isteyen Yaygın Söğüt bir şey der mi acaba başkanım? De bak, ne diyelim. Biz de o bölgenin köylerinden biri olarak 1750 eder diye düşünüyoruz. İşte Yaygın Söğüt benim annemin köyü aynı zamanda. 1750 dedi. Yamaç köyü ne der Mehmet başkanım? Yamaç köyü, kardeş köyü, bir dere köyün koşuna 1750 daha az olur diyorum. 2000 liraya biz alırız diyoruz. İşte 2000'e çıktı. 2000'e çıktı. Evet. Şimdi şöyle oturalım. Oturalım. Buyurun. Buyurun. Ayakta kalmayın başkanım. 2000'deyiz şu anda. Ben şöyle sıradan bir sorayım. Emmi ne diyek? 2000 dediler. Sen bir şey de çıkak yukarı doğru. 2100 isim neydi abi? 8000 demir kim de? Şükrü'de. Şükrü'den güzel ayı bulamayız ki daha. Hepsine saygı sonsuz. Bugüne kadar mesela ağlık yapanlara, yapacak olanlara teşekkür ediyorum. Şükrü'den de iyi ağa bulamayız. Sen çekileceksin mi diyor? Evet. Çekilme parası aldığımı bileyim mi? Biliyor. Evet. Abim. 8250. 8250'de şu anda. 8250'de isim. 8 ben unuturum. Ben çünkü devamlı kafa. Canım tamam. Tamam. İbrahim abi. İbrahim yavuz 350. 8350 İbrahim abi de. 400. 8400 Kazım Coşkun da. İyidir ben çekileyim. Parayı göreyim. Çekilme parası ne arıyoruz? Ne? 100 lira çekilme parası. Evet. Yanıma gel İlmaz abi. Ağam ne diyek? 8350'de değil mi? 8400. 8500. 8500 dedi abim. Evet. Devam ediyoruz. İzzet abi dediğim mi? Evet. 10.000. Efendim 10.000 de İzzet Bayram abim de 10.000 çekilen 100 lira veriyor. Çekilen 100. Emi. Vallahi hayırlı olsun. Emi'den 100 lirayı hemen alın. Evet. Çekil. 10.000 de. O zaman çekilme hakkını bulalım. 100 lira alın abi de. Sen ne deyin koyun ağası. Çekileyim mi yoksa? Şu anda hayırlısı tamam. Tamam. 150 lira alıyorsun abi. Çekildiler. Tekrardan soruyorum. 10.000 de şu anda. Sen çekildin mi? 100. Alacağız onu canım o. Not, isimleri not edin. Peşin abi hemen. Evet sen abi. 10.000 de İzzet abi. Aa, sıra gelmedi ki daha ya. Aa, daha gelmedi. Abo. Yandık. Yandık. İbrahim abi. Sen ne diyorsun? Ben çekeyim. 100 lira da 100 lira da İbrahim abi'den alıyoruz. Sen duruyorsun daha çekilmiyorsun değil mi? Duruyor. Tamam. Emi. Ben ne diyeyim? 10.100. 10.100. Kazım abi 10.100 dedi. Çekildin değil mi abi? Tamam. Seni alayım orada. Gel gel. Sen alıştın 100 liraya. Devam gel. Abi oturacaksın mı? Parayı verdin mi yüzü? Ha verdi. Tamam çekil. Ağam. Ben bu adamın benim de başlığı birleşti. Bana başarmış. Tamam. Evet. Ağam da çekiliyor. Allah razı olsun. Devam ediyoruz. İzzet abi. 10.100'deyiz şu anda. Sıra gelsin. Çekildiyiz siz. Tamam. Şimdi. Ağam gel. Gele mi? Seni yan yana getireceğim. Gel.
İzzet abinin yanına gel. Nasip olursa yeni bir yola da çıktık. Ben Kazım abimin ellerinden öpüyorum. Ben de çekiliyorum. Efendim. 2014-2015 yılı ağamız, koç ağamız aynı zamanda. Kazım Ayaz'dı değil mi? Kazım Coşkun. Bir alkış istiyorum sizlerden, güçlü. Kazım abi bir alkış. Kazım Coşkun'a bir güçlü alkış. Bir omuzları alalım. Omuzları alalım. Haydi bayım. Şöyle bir dolanalım. İşte bu. İşte bu. Efendim bir ıslıklarla şöyle bir. Çok teşekkür ediyoruz. Kazım abi. Kazım abi hayırlı uğurlu olsun. Tamam tamam canım. Tamam yapacağız, çekeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Kazım abi. Sağ olasın. Efendim unutulmamak dileklerimizle hemen sandalyelerimizi alalım. Davul zurna şu an karşılamaya gitti. Şefin Karahisar merkez derneğimizden gelenler. 5 yılı döneminin Dereköy Subak Karaoğul Mahallesi'nin ağası Kazım abi, ne dersin? Ne demek istersin köylerine? Beni bu ağalığa, bu halkımız layık gördüğü için hepsine teşekkür ederim. İşte güzellik bu. İşte güzellik bu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın abi. Evet, davul zurnamız. Başkanım karşılama takdim edeceğim. Öncelikle efendim ben de Esenyurt Giresunlular Derneği'ndenim bu arada. Ben size mikrofonu takdim ediyorum Sayın Başkanım. Efendim merhaba. Dinliğiniz hepiniz hayırlı olsun. Her zaman birlik beraberlik içinde Giresunları bir arada görmek istiyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok çok teşekkürler. Sayın Başkanım iyi ki varsınız. Tekrardan hoş geldiniz. Federasyon Başkanımız Sayın Hasan Duran'a bir alkış istiyorum güçlü bir şekilde. Bu sene ilk olarak da Feshane'de beni de misafir ettiler. Allah razı olsun. Ben başkanıma mikrofonu takdim ediyorum. Saygıdeğer hemşehrilerim, kıymetli Şebin Karahisarlılar, Dereköylü kardeşlerim. Aranızda bulunmaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Pikniğimizin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Tabii bu piknikler, eğlenceler, şölenler birlik ve beraberliğimizin, dayanışmamızın en zirveye çıktığı organizasyonlar. Bu sayede birçok hemşerimiz birbirini görüyor, bir araya geliyor, geleneğini ve kültürünü yaşatmış oluyor. O açıdan çok önemli. Ağalarımızı da tebrik ediyorum. Yeni 2014 ve 2015 ağamızı da kutluyorum. Bundan önce ağalık yapan kardeşlerimizi ağ gibi geliyor zaten. Tebrik ediyorum. Atalarımız demiş ki ağalık vermekle beylik vurmakla olur. Sonuç itibariyle eli açık olanlara bizim toplumumuzda ağ deniyor. Yoksa aşiret ağalığı sistemi bizde yok. Dolayısıyla ağamız kendi çoluk çocuğu için kazandığı 10 bin küsür lirayı derneğimize takdim ediyor. Yoksa koçu da bahane, diğer şeyi de bahane. Bu anlamda cömertlik gösterisinde bulunan ve toplumsal faaliyetlere kaynak aktaran abilerimizi de tebrik ediyorum. Aranızda bulunmaktan onur duyduğumu tekraren belirtiyorum. Dernek başkanımız başta olmak üzere bütün yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bu derneğe geçmişte emek veren, ahirete irtihal edenler varsa Rabbimizden onlara mağfiret diliyorum. Bugün yaşayanlara da şükranlarımızı sunuyorum. Ve müsaade ederseniz yan tarafta bir pikniğimiz, sonra Esenyurt Giresunlar'ın Çatalca'da pikniği, 3-4 tane pikniğimiz var. Akşam olmadan hepsine yetişmek istiyoruz. Müsaadenizi istiyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Thank you.
birlikte. Saygıdeğer Vakıf Başkan Yardımcımız, çok değerli yönetim kurulu üyelerim, çok değerli köy ve mahalle dernek başkanlarımız, bugün böyle güzel bir ortamda Dereköy'ümüzün piknik organizasyonunda sizlerle bir arada olmak bizler için çok büyük bir mutluluk. Ben zaman ilerledi, çok daha fazla zaman almak istemiyorum. Ama birkaç hususa da değinmek istiyorum. Dereköy benim için çok özel. Şöyle ki, babamın ilk görev yaptığı, öğretmen olarak ilk görev yaptığı köy ve Dereköy'ünde ilk öğretmeni. Bu şekilde babamın bu görev yapması hasebiyle Dereköy'den çok değerli dostlarım var, çok değerli büyüklerim var. Bugün burada onlarla tekrar hasret gideriyoruz. Eşimle beraber bu ortamı paylaşmak çok büyük bir mutluluk. Bu güzel organizasyonu tertip ettiği için Dereköy Köyü Dernek Başkanı'na, değerli yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerim, dernekçilik çalışmaları geçmişten bugüne büyük özveri isteyen, büyük emek isteyen çalışmalar. Bu çalışmalar her zaman da söylüyoruz, destekle oluyor. Dereköy Derneğimizden, üyelerimizden özellikle istirhamımız, değerli başkana, İsmail başkana, yönetim kurulu üyelerine her zaman verdiğiniz desteği daha da artırmanız, onların başarısı için bu desteğiniz çok önemli. Bunu özellikle istirham ediyoruz. Yine bugün Babalar Günü, çok özel bir gün. Bu güzel günde sizlerle buluşmak da bizler için çok büyük bir mutluluk. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Hepsine sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Ayrıca intikal eden değerli büyüklerime de rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Birazdan çok değerli kardeşimiz, sanatçımız, İzzet kardeşimiz sahneye alacak. Bizden önce sahne alan değerli sanatçılarımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Onlar bizim sesimiz, soluğumuz, kültürümüzü yansıtıyorlar. Ben çok daha fazla zaman almamak adına pikniğimizin hayırlı olmasını temenni ediyor. Değerli dernek başkanına, yönetim kurulu üyelerine yapmış oldukları bu güzel organizasyon için teşekkür ediyor. Cümletten hoş geldiniz. Buyurun hocam. I'm
istedim. Alma yavrum. Suskun de. Alma yavrum. Kullara, kullara kul etme beni. Gel, gel, gel sen, gel. Teşekkür ederim. Ama bu esere bu alkış çok az. Thank you.
dostlar size. Hay maşallah. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Gerek yok Süper Kanal'ın bu kadar mı? Helal olsun. Yaşa!